6. Olağan Kırklareli İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref veriniz. 15 Mart 2002'de üyesi olup kurucusu olduğumuz AK Parti Kırklareli İlçe Teşkilatı ile siyasete başladık. İlk yönetim kurulunda Mali İdari İşler Başkanı olarak görev aldım. 2009'da yapılan kongrede tekrar yönetime gelerek teşkilat başkanlığı görevini üstlendim. 10 Mart 2011'de genel merkezimiz tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildim ve bugün itibariyle AK Parti Manisa siyaset tarihinin en uzun süreli görev yapan ilçe başkanı olarak görevime son veriyorum. Değerli arkadaşlar, ilçe başkanımız çok güzel bir konuşmayla kendilerini ifade ettiler. Ben onun anlattığı konulara girmek istemiyorum. Ancak AK Parti kurulduğu günden beri bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her girdiğimiz seçimde bizleri ya birinci ya da çok az bir oy farkıyla ikinci yaptınız. Bunu yaparken başta Ömer Başkanım ve teşkilat olmak üzere daha kurulduğu günden itibaren görev yapan tüm ilçe başkanlarıma, tüm teşkilat mensuplarıma, kadın kolları, gençlik kollarına ve sandık temsilcilerimize, mahalle sorumluluğu altında olan tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıymetli ilçe başkanımız Ömer Başkanım'la biz aynı anda atandık, hatta aynı günde atandık, görev aldık. Ben o zaman merkez ilçe başkanıydım. Kendisi Kırkağaç ilçe başkanı olmuştu. Gerçekten çok uzun yıllar Kırkağaç halkının özlediği siyaseti yapma gayreti oldu. Ve başarılı çalışmalara imza attı, yönetim kurulu üyelerine. 2019'da Büyükşehir Belediyesi'ni inşallah alacağız AK Parti'ye. Ama arkadaşlar, Türkiye önemli bir ülke. Bu millet büyük bir millet. Üzerimizde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Yani bu oyunları görürsek, belediye başkanlığı seçimi falan, bunların çok basit olduğunu görürsünüz. Zor zamanlar yaşadık ama o zorluklar hep aşıla aşıla bugünlere gelindi. İnşallah yaşadığımız o büyük zorlukları geride bırakmışızdır diye düşünüyorum. Önümüzde tabii bütün arkadaşların vurguladığı gibi 2019 tarihi bir dönüm noktası. O 2019'u da hep birlikte aynı heyecanla, aynı coşkuyla yeni ekiple beraber, yeni ilçe başkanımız ekibiyle beraber, eskiden beri hizmet etmiş arkadaşlarımızın da desteğiyle hep birlikte inşallah başarıya kavuşturacağız. 2019 neden çok önemli değerli kardeşlerim? Türkiye'de biliyorsunuz bir sistem değişikliğine gittik. İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiyle artık Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemde yeni bir hükümet etme şekliyle tanışacak. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizim daha önceden beri, partimizi kurduğumuz günden beri, sadece biz değil, bizden önce rahmetli Cumhurbaşkanları, rahmetli Özal'ın, rahmetli Süleyman Demirel'in hep hayaliydi. Türkiye'de bir başkanlık sistemi onların da hayaliydi. Ama Cenab-ı Hak onlara nasip olmadı. Bu kadroya, bu AK kadroya ve 100 yılda bir bu coğrafyaya, bu ülkeye gelecek Türkiye'nin bu 100 yıldaki lideri Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Attım önce.